Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi türevin geometrik yorumunun ÖSYS sorularını gömeceğiz arkadaşlar. 87 yılıyla başlamışım ben. Son yıla kadar olan bütün soruları çözmeye çalışalım birlikte. Evet, birinci sorumuzu okuyoruz. 87 yılındaki soru. Diyor ki f ve g bir i aralığında türevlidir. Bu fonksiyonlar için aşağıdaki bağıntılardan hangisi sağlanırsa gx çarpı fx çarpımı i aralığında artandır diyor dostlarım. Şimdi artanlık, azalanlık var. Bu bizim bir sonraki konumuz olacak, artan azalan fonksiyonlar, ama çok da basit bir konudur dostlarım. Bir fonksiyonun artan olup olmadığını şöyle anlıyorsunuz. Türevine bakıyorsunuz. Şimdi bizden neyin artan olup olmadığını istiyor? Şu çarpımın artan mı değil mi? Bunun artan mı azalan mı olduğunu anlamak için türevine bakacağız dostlarım. Türev sıfırdan büyükse artan, sıfırdan küçükse azalan deriz dostlar, ki bu adam madem ki artanmış, o halde bu adamın türevi sıfırdan büyük olacak diyeceksiniz. Yani şu çarpımın türevini alacaksınız. Hemen alalım. Çarpımın türevi, birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. İşte türev bu ve artan dediği için sıfırdan da büyük olacak dedim. Şimdi bundan sonrası kolay. Hangisi budur diye soruyor bize. Bakın burada şu ikinci kısmı sağ tarafa atarsak g'nin türeviyle f'in çarpımını negatif olarak bu tarafa atarız. Yani g'nin türevi çarpı f eşittir, şey büyüktür. Eksi g'nin türevi çarpı, yok, birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci olacak. Şurası şöyle oldu. F'in türevi çarpı g'nin türevi yok. Peki. Bakalım hangi şıkkımızda doğru cevabımız var. Denizli şıkkına bakın arkadaşlarım. Denizli'de gördüm. F çarpı G'nin türevi, görüyorsunuz bu taraf, büyüktür. Eksi F'in türevi çarpı G. Denizli doğru cevapmış dedik. Geldik buna. 2 numaralı soru. Noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. X eşittir 3 noktasındaki teğetin eğimini soruyor. Şimdi teğetin eğimi eşitti. Fonksiyonun türevini alıyorduk. Ve X gördüğümüz yere de bize verilen noktanın apsisini yazıyorduk. Olay buydu dostlar. Şimdi bunun için önce F fonksiyonunu bir oluşturalım. Yani Y'yi oluşturalım dostlar. Y'yi bir yalnız bırakın. Şimdi Y'yi burada yalnız bırakmaya çalışırsak Y kare burada dursun. X kareyi bu tarafa eksi x kare olarak attım. Y yalnız değil, bakın karesi var. Her iki tarafında kare kökünü alalım. Y eşittir. Kök içinde 9 eksi x kare oldu dostlar. Şimdi bize y'nin türevi lazım ilk etapta. Hemen alalım y'nin türevini. Neydi kural köklü sayılarda? İçinin türevini alıyorduk. Burada 9'un türevi 0. Eksi x karenin türevi ise eksi 2x'tir. Bölü 2 çarpı aynen kökü yazıyorduk dostlarım. 9 eksi x kare. Şu ikilere bay bay diyelim. İşte y'nin türevi bu. Şimdi teğetinin eğimini bulmak için de bu türevde x gördüğümüz yere kök 3 yazacağız arkadaşlarım. Hemen yazalım. Şurası eksi kök 3 olur. Bölü. Şurada kök 3 yazarsam. Kök 3'ün karesi 3. 9 eksi 3 olur 6. Kök içinde 6 geldi. İşte sorunun cevabı budur dostlar. Eksi kök 3 bölü kök 6. Bunu da biraz düzenleyelim. Eksi kök 3 kök 6 ile çarpalım. Burayı da kök 6'yı da kök 6 ile genişletelim. Şurası kök 18 yaptı. Eksi kök 18. O da eksi 3 kök 2 diye dışarıya çıktı. Burası da 6 geldi. Hatta 3 ile de 6'yı sadeleştirelim. Eksi kök 2 bölü 2. Sorumuzun cevabı eksi kök 2 bölü 2 çıktı. Hatta bu da 1 bölü kök 2 demektir. Eksi 1 bölü kök 2 demektir. Haberiniz olsun, isterseniz şıklara göre hareket edebilirsiniz. Evet, 97 yılındaki sorumuz. Fonksiyonu bilmem ne aralığında artan demiş dostlarım. Daima artanmış. Bakın eksi sonsuzla sonsuz aralığında artan. Artan demek ne demektir? Türevi sıfır. Şimdi hemen bir türevini alalım mı bunun arkadaşlar? Türevi sıfırdan büyük demektir. F'in türevi büyüktür.
Şey, f'in türevini alıyoruz şimdi ilk etapta. Şurada kafamız karışmasın ya, acele etmeyelim. F'in türevi eşittir diyelim. 3x kare artı 12x artı k'dır. Ve bunun da daima artan olması için, sürekli artan olması için bu fonksiyonun türevinin, bu adamın kökünün olmaması lazım. Ya da çift katlı kökünün olması lazım arkadaşlar. Şimdi tablo yapacağız ileride. F'in türev tablosunu yapacağız. Bu daima artan olabilmesi için şuraların hep artı 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 gitmesi lazım. Yani sürekli artan bir fonksiyon olması lazım. Bunun için de hiç kökünün olmaması lazım. Ya hiç kökü olmayacak ya da kökü varsa da bu kök çift katlı kök olacak ki, çift katlı, işaretin değişmemesi lazım dostlarım. Artıyla başladıysam artıyla gitsin diye. Dolayısıyla çift katlı kök olması için delta'nın sıfıra eşit olması, kökünün olmaması için de delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Dolayısıyla ben ikisini birleştiriyorum. Delta küçük eşittir sıfır olacak diyorum. Hemen deltasını küçük eşit sıfır yapalım. B kare eksi 4ac'ydi. Yani 144 eksi 4 çarpı 3 çarpı k. Küçük eşit sıfır olmalı. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attık. 12 küçük eşittir k kaldı. K büyük eşittir 12 olmalıymış dostlarım. Hangi şıkkımızda var? Edirne şıkkında var. Zamanında bunu eşittirli kabul etmiyorlardı arkadaşlar. Artık eşittirli kabul ediyorlar. Yani bu yıl bu sorunun aynısı çıksa burada eşittir yazar şıklarda, haberiniz olsun. Evet, dördüncü sorumuz. Fonksiyonun grafiği apsisi eksi 4 olan noktada x eksenine teğet ise. Şimdi bunun bir şeklini çizelim. Elinizde bir parabol gibi bir şey var. Bir eğri var arkadaşlar. Ne olduğunun önemi yok. Önemli olan x'in eksi 4 olduğu noktada x eksenine teğet. Peki canım kardeşim, bu ne demekti? X eksenine teğetse tam bu noktadan çizilen teğet bizim x eksenimiz olur. Yani x eksenine paralel bir teğet çizelim. Ve bu teğetin eğimi sıfırdır. Dolayısıyla benim x eşittir eksi 4 noktasından çizdiğim teğetin eğimi sıfır olduğu için bu noktadaki türevi de sıfıra eşitlenir. Şimdi hemen türevini alalım bu fonksiyon. Türev eşittir 3x kare artı 2ax'dir türevi. X yerine eksi 4 yazarsanız diyor sıfır olacak. Yazalım. Eksi 4'ün karesi 16. 3 ile çarptım 48. Eksi 4 yazarsam da eksi 8a eşittir sıfır oldu. A'yı buradan 6 bulduk. A dursun elimizde. Şimdi başka ne biliyoruz? Bakın bu eğri tam bu noktadan geçiyor. Bu noktanın koordinatları eksi 4'e sıfırdır. E bu nokta eğrinin üstündeyse denklemini de sağlayacak. O halde ben f fonksiyonunda x yerine eksi 4 yazdığımda da sonuç sıfıra eşit çıkacak. Hemen bunu da yapalım. X yerine eksi 4 yazalım. Eksi 4'ün küpü. Eksi 64. Eksi 4'ün karesi 16 artı 16a artı b eşittir 0. Şimdi a yerine 6 yazacağız. Çünkü neden? A'yı 6 bulmuştuk. Hemen yazalım. 60, 96 oldu burası. 96'dan 64 çıkarsa 32 kaldı. 32'yi de bu tarafa atalım. B eşittir eksi 32 çıktı. Yani bize de zaten B'yi soruyormuş. Geçtik bu soruyu. Evet, 2006 yılındaki soru. Fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır diyor. Yani türevi hangi aralıkta sıfırdan küçüktür diye soruyor bize. O yüzden önce bir türevini alalım. Hemen alalım türevi. 3'ü başa attık. 3'ler gidiyor. 2x kare kaldı burada türevinde. 2x kare. 2'yi başa aldık. 2'ler gitti. Sadece x kaldı. Eksi x. 5'in türevi zaten 0. Evet, bu bizim türev fonksiyonumuz. Şimdi bu türev fonksiyonunun artanlık azalanlığına bakacağız. Bunun için işaret tablosunu oluşturmam lazım. İşaret tablosunu nasıl oluşturacağımızı biliyorsunuz. Köklerini bulacağız ilk önce. Bu adamın kökleri x eşittir 1 sıfırdır. Bir de x eşittir 1 bölü 2'dir dostlarım kökleri. Şimdi hemen tablosunu oluşturalım. 0, 1 bölü 2. Şimdi f'in türevinin tablosunu oluşturuyoruz.
Neyle başlayacağım? X karenin katsayısı artı olduğu için artıyla başladım. Şurası eksi, burası artı. Bakın peki f fonksiyonu bu durumda nasıl bir hareket yapar? Artıyı gördüğünde yukarıya doğru, eksiyi gördüğünde aşağıya doğru. Yukarıya doğru, aşağıya doğru diye gider. Ve bizim nereyi soruyor bize? Azalan olduğu aralıkları. Şu aralıkta azalan, diğer ikisinde artandır. Demek ki 0 ile 1 bölü 2 aralığında azalan bir fonksiyondur. Cevabımız Denizli'den geldi. Şimdi bu artan azalan soruları burada da çıktı karşımıza hep arkadaşlarım. Haklısınız da. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Ya daha göstermedin ki hocam bize. Bir sonraki konumuz artan azalan. Ama işte ÖSYM sorularında bunlar bu konunun içerisinde geçiyor arkadaşlarım. Sonuçta türevin eğimini aldık, türevini alıyoruz falan filan ya doğru eğrinin. Bunlar da artan azalanlığı da burada sormuşlar. Bunlar inanın bana bir sonraki konuyu işledikten sonra bu videoları bir daha izlerseniz çok daha kolay gelecekler size. Evet, 2006 yılındaki diğer soruya bakıyoruz şimdi. Şekil çizmiş, D doğrusu f fonksiyonuna eksi 3'e 4 noktasında teğettir. Buna göre h'ın türevini alın, eksi 3'ü bulun diyor. Hadi gelin h'ın türevini bir alalım hemen. Çarpımlı bir fonksiyon var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci dedik. Şimdi bize eksi 3'ü soruyor. O halde h'ın türevinde eksi 3'ü bulalım. F'de eksi 3 olur. Artı f'in türevinde eksi 3 olur. Çarpı eksi 3 olur. Şimdi bize f'de eksi 3 lazım. Eksi 3'ün f fonksiyonunun üstünde olduğunu biliyorum. Ve eksi 3'ün karşılığındaki değer 4'müş. Demek ki f'de eksi 3 4'e eşitmiş. Şuraya 4 yazacağım. Sonra f'in türevinde eksi 3 lazım. F'in türevi demek tam bu noktada çizilen teğet doğrusunun yani D'nin eğimi demektir dostlarım. Hemen bunun da eğimini bulalım. F'in türevinde eksi 3'ü de bulalım yani. Teğetin eğimine eşitti bu da. Şimdi şurası 4 birim, şurası 3, şurası 1 birim. Şurada bakın 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Şu açının tanjantı 4 bölü 4'ten 1. Ama bana sağ taraftaki yani pozitif yöndeki açının tanjant değeri lazım. Çünkü eğim pozitif yöndeki açının tanjantıydı. Sol taraftaki açının tanjantı 1 ise sağ taraftaki açının tanjantı eksi 1'dir. Yani eğimim eksi 1'dir arkadaşlarım. Çünkü bu açı 135 derecedir. Tanjant 135'te eksi 1'dir. O halde şuraya da eksi 1 yazıyorum. Burada da eksi 3'üm var. Hadi toparlayalım. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı 3. 4 ile toplarsanız diyor 7'dir sorumuzun cevabı dedik. Evet geldik 7 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şimdi diyor ki 7 numarada da. Şunu koyalım şöyle. Y eşittir bilmem ne doğrusu bilmem ne fonksiyonunun grafiğine teğet ise. Peki bunlar teğetmiş arkadaşlarım. Buna göre k kaçtır diye bir soru soruyor bize. Yani şöyle düşünün bir eğri var elinizde. Bu eğrinin teğet olduğu bir nokta var. Bunlar birbirine teğetmiş dostlar. Peki bu noktanın ne olduğunu bilmiyoruz biz şimdilik. A virgül B diyelim bu noktaya. Peki bizim türevden bildiğimiz değerler. 1. Fonksiyonun türevini alıp noktanın apsisini yazarsak o teğetin eğimine ulaşırız ki teğetimiz de zaten burada eğimi de 7'dir bu doğrunun değil mi? Çünkü y tek başınayken x'in katsayısı eğimdi. Demek ki f'in türevinde a yazarsam x gördüğüm yere 7'ye eşit olacakmış. O halde hemen bir f'in türevini alalım mı arkadaşlar? 4'ü başa aldım. 4'ler gitti. X küp kaldı. Eksi 1 geldi. Ve burada da x yerine a yazarsam a küp eksi 1 7'ymiş. Demek ki a küp eşittir 8. A eşittir 2 çıktı. Tamam. A 2'ymiş. Peki A 2 ise şimdi bu noktaya A'nın apsis A dediğimiz şey bu noktanın apsisi 2. B'yi nasıl bulacağız öğretmenim? E bu nokta bu eğrinin üstünde ise denklemini sağlayacağım. Hemen x yerine 2 yazıyorum.
y'yi buluyorum. Yani x yerine a'yı yazıyorum, b'yi buluyorum. Hemen x yerine 2 yazalım, b'yi bulalım. B eşittir. 2'nin 4. kuvveti 16, 4'e bölersem 4. Eksi 2 artı 2. 2'ler gitti. B'yi de 4 buldum dostlarım. Demek ki bu nokta 2'ye 4 noktasıymış. Şimdi bana k'yı soruyor. Yani şu doğrudaki sabit sayıyı soruyor. Bunu nasıl yapacağız? Hocam bu nokta doğrunun da üstünde. O halde doğrunun da denklemini sağlayacak. Hemen doğru denkleminde y yerine 4 yazıyorum. X yerine 2 yazarsam 14 eksi k olur. Demek ki k eşittir 10 gelecek dostlar. Evet, 8 numaradayız. 2010 yılındaki sınav sorusuymuş. Fx fonksiyonunun gösterdiği eğrinin bir noktasındaki teğet doğrusunun denklemi y eşittir 4 olması için a kaç olmalıdır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar biz bu soruyu yani normal soruları çözerken bunu da çözmüştük aynısını. Hatta galiba iki defa çıktı. İki defa yazmışım ben bu soruyu galiba. Ama olsun, bir defa daha çözelim şimdi arkadaşlar. Şimdi y eşittir 4'müş teğet doğrusunun denklemi. Y eşittir 4 dediğiniz doğru şöyle, 4 doğrusu x ekseninde paralel bir doğru. Yani eğimi 0. Teğet doğrusunun eğimi 0. Yani benim türevini aldığımda x yerine noktanın apsisini yazacağız. Artık neyse o apsis. Teğetin eğimine eşit olacak. Ve bu da teğetin eğiminin 0 olduğunu bildiğim için 0'a eşit olacak diyebilirim. Hemen türevini alalım bir kere bu fonksiyonun. 6x kare eksi 2ax yapar türevi. Ve 0'a eşitlediğimde ben o noktanın apsisini bulacağım. Hemen bulalım. Buradan x eşittir a bölü 3 çıktı. X a bölü 3'müş. Demek ki benim nokta a bölü 3'e bir şey noktası. Şurada mesela eğri teğet olsun. Şu noktanın apsisi a bölü 3'müş. Ordinatı ne? Y eşittir 4 doğrusu ya bu arkadaşlarım. Ordinatı da 4'müş. Demek ki a bölü 3'e 4 noktasında teğetmiş bu adam. Şimdi fonksiyonun eğrisinin bir noktadaki teğeti. Peki bu nokta eğrinin de üstünde olduğu için eğrinin de denklemini sağlayacak. Hadi gelin oradan da a'yı bulun. Şimdi y yerine 4 yazıyorum. 4 eşittir. X yerine de a bölü 3 yazıyorum. Ne oluyor? A küp bölü 27, 2 ile çarpıyorum. 2 a küp bölü 27. Eksi a kare bölü 9 olur. A ile çarpıyorum. Eksi a küp bölü 9 oldu. Artı bir de 3 var. Artı 3'ü buraya alalım. 1 olsun. Şunu da 3 ile genişletelim. 3 ile çarpalım. 27 olsun. 2 a küpten 3 a küp çıkarsa eksi a küp bölü 27 olur. Buradan da eksi a küp eşittir 27. Yani a küp eşittir eksi 27 gelir ki a da buradan eksi 3 çıkar. Eksi 3'ün küpü eksi 27'dir çünkü. Evet, 2010 yılındaki diğer sorumuz. Paraboline üzerinde bulunan noktasından çizilen teğetin eğimi. Demek ki ben bu parabolün türevini alıp x yerine noktanın yani x'i yazarsam teğetinin eğimini bulurum. O da 1'miş. A noktasının koordinatlarının toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen bu parabol y kareyle başlamış ya, y eşittir kök içinde 4x parabolüdür. Türevini alalım bir kere arkadaşlarım parabolümüzün, bu fonksiyonun. İçinin türevi 4x, 4, içinin türevi 4 bölü 2 çarpı kendisinin aynısı. Şu 2 ile de şu gitsin. Yani 2 bölü kök 4x'miş bizim türevimiz. Şimdi bunu öyle bir noktanın var ki apsisini yazdığımda 1'e eşit oluyor. Acaba bu noktanın apsisi kaçtır diye sorup 1'e eşitledim. Buradan da 2 eşittir kök 4x çıkar. 4 eşittir her iki tarafın karesini alıyorum. 4x çıktı. X eşittir 1 geldi. Demek ki apsisi 1 olan noktada apsisi 1 olan noktanın işte teğetinin eğimi 1'miş arkadaşlar. Peki bu noktanın apsisi 1 ise
Hemen eğrinin üstünde olduğu için yerine yazalım. Y kare 4 olur. Y de ya artı 2 ya da eksi 2 olur arkadaşlarım. Buna göre A noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruyor. 2'yi ya da eksi 2 olacak. Y kare 4 ise Y eşittir ya 2 ya da eksi 2 olacak arkadaşlarım. Şıklara göre hareket edeceksiniz tabii ki. 2 olsa toplamları 3 olur. Şıklara bak, 3 varsa işaretle. Eksi 2 olsa toplamları eksi 1 olur. Hangisi varsa arkadaşlarım. 1 artı 2, 3 diyeyim ben. Evet, 10 numaralı sorudayız. Paraboline x eşittir 2 noktasında teğet olan doğru y eşittir x ise b artı c toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi x eşittir 2 noktasında teğet. Bakın bu soruyu da biz daha önce çözdük, haberiniz olsun. Hatta 11'i de çözdük arkadaşlarım. Bir video önce çözmüş olabiliriz. Hatta ya da 2 video önce bunları çözdük. 8 numarayı, 9 numarayı da çözmüştük hatta. Yani şöyle yapsak mı? Burada çok zaman kaybetmesek, siz oradan bakıp izleseniz. Bunu pekiştirme soruları 8'de çözmüşüz. Pekiştirme soruları. Bunu da pekiştirme soruları 9'da çözmüşüz arkadaşlarım. Siz bunlara bir bakın oradan. İzleyin. Biz zamandan kazanalım birazcık. Evet. Şimdi geldik 12 numaralı sorumuza. Kaç tane soru vardı ya? 17 tane soru var. Ben de yoruldum ya. Şimdi şöyle yapalım. Burada bir duralım. Ben iki videoyu birleştireyim, tamam mı? Bir mola vereyim, bir sigara falan içeyim arkadaşlar. Sonra iki videoyu birleştiririm. Evet arkadaşlar, şimdi biraz dinlendik. Videoyu durdurmuştum ben. Hiç kesme falan yapmadım. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Şimdi bir 40 dakikamız var. Sonra derse gireceğim. O yüzden biraz daha hızlı çözelim diyeceğim. Ama gerçi 5-6 sorumuz kaldı herhalde ya. Çözeriz. Hepsini yetiştiririz. Şimdi. Burada diyor ki A, B, C gerçel sayılar olmak üzere bu eğriye bu noktasında. Demek ki bu nokta bu eğrinin üstünde. O zaman ben X yerine A yazdığımda B'yi bulurum. Hemen X yerine A yazalım. A bölü 2A olur. Yani A'lar giderse 1 bölü 2 gelir. Yani bizim B dediğimiz şey aslında 1 bölü 2'ymiş. Bakın B'yi direkt bulduk. A'yı da birazdan bulacağız demektir. Noktasında teğet olan doğrunun denklemi. Bak demek ki teğetin denklemi buysa, teğetin eğimi y tek başına olduğu için x'in katsayısı, yani eksi 1 bölü 8'dir teğetin eğimi. Tamam, teğetin eğimini de bulduk. Biçiminde veriliyor. Buna göre A artı B artı C. Biz B'yi bulduk zaten. Şimdi A'yı bulacağız. C'yi... C nerede lan? C de şu. C'yi de buluruz birazdan. Noktayı yerine yazıp C'yi de buluruz falan filan diye düşünüyorum. Şimdi A'yı bulalım. Dostlar, teğetin eğimini biliyoruz. Teğetin eğimini bir de şöyle buluyorduk. Türevini alıp noktanın apsisini, yani A'yı yerine yazdığımızda türevini aldıktan sonra teğetini buluyorduk, eğimini. Şimdi türevini alalım o halde. Y'nin türevi. Bakın burada şey var, bölümlü bir ifade var. Birinci A dediğimiz bir sayıdır. Birincinin türevi 0 çarpı ikinci, yani x artı A eksi ikincinin türevi 1 çarpı birinci, yani A bölü ikincinin karesi, x artı A'nın karesi dedi. Ve burada da x gördüğümüz yere A yazdığımız takdirde teğetin eğimini buluyoruz. Hemen x yerine A yazalım. Şurası zaten 0 oldu dostlarım. Burada bir eksi A var. Onu bir yazayım. Bölü x yerine A yazarsam 2A olur. Karesini alırsam 4A kare gelir. Ve bu da teğetin eğimidir. Yani eksi 1 bölü 8. Şu eksileri artıya çevirelim bir kere. Buradan da A'lar sadelesin birer tanesi. 4A 8 ise A'yı 2 bulduk. Bakın bizim noktamız 2'ye 1 bölü 2'ymiş. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bir tek C mi kaldı şimdi? C'yi de doğrunun denkleminden bulacağım. Diyeceğim ki bu nokta bu eğrinin üstünde. Bu doğrunun üstünde. O zaman denklemini sağlayacak. Yani Y yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Eşittir X yerine 2 yazıyorum. Eksi 2 bölü 8 artı C geliyor. C'yi de buradan 3 bölü 4 buldum arkadaşlar. Evet, bize de bunların 3'ünün toplamını soruyor. B'yi,
A'yı, B'yi, C'yi hepsini toplayın diyor. Toplarsak da 13 bölü 4 yapıyormuş. Ben çok uzatmadım. Geçtim gitti. Evet. 7 numarada tamamdır. 7 numara mı? Ne 7 numarası lan? 12 numarada tamamdır. Geldik 13 numaralı sorumuza. Evet. Burada da diyor ki f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bakın şimdi burada neyi göreceğim biliyor musun? Türevine bakın arkadaşlarım. X ekseninin altında hiçbir değer almıyor. Hep x ekseninin üstünde. Yani y'lerin pozitif olduğu yerlerde. Yani türev, yani y türevi hep pozitif değerler alıyor. O halde f'in türevi daima sıfır çıkıyor burada. F'in türevi daima sıfırsa bu nasıl bir fonksiyondur? Artan bir fonksiyondur. Artıyormuş sürekli. Artanın tanımı da ne biliyor musunuz dostlarım? Ki bunu ileride göreceğiz bir sonraki konumuz ama. Artanlık da şu. Sen x'e değerler veriyorsun. İşte sürekli artan değerler ver. X'e 1 ver, x'e 2 ver, 3 ver, 4 ver, 5 ver dediğimde bu değerlere karşılık, bu x değerlerine karşılık y'ler sürekli artan değerler alıyorsa biz bu fonksiyona artan fonksiyon diyoruz. Şimdi artansa bir fonksiyonumuz, bakın x'e 0 vermiş, 1 vermiş, 2 vermiş. Demek ki bunlar artan olduğu için gittikçe artan bir sonuç çıkartacaklar. Yani f'de 2 en büyük olacak. Sonra bu, sonra bu. Yani f'de 0 en küçükleri, f'de 1 en büyükleri de f'de 2 olacak arkadaşlarım. İşte bunların doğru sıralanışı böyle olacak. Artan olduğu için. Evet, 14 numaralı sorudayız. 2019 yılının sorusu. Şekil 1'de FGH fonksiyonlarının birim kareli koordinat düzlemdeki grafikleri, şekil 2'de ise türevlerinin mutlak değerlerinin grafikleri verilmiş. Şimdi türevi neydi dostlarım? Bir fonksiyonun türevi, türevi o fonksiyonun eğimini bulmayı sağlıyordu bize. Şimdi bunun mutlak değer içinde olması eğiminin hep pozitif çıktığını söylüyor. Pozitif değerlerinin grafiğini vermiş bize. Demek ki f'in eğimiyle işim var ama eğimin işaretiyle işim yok. Çünkü mutlak değer içinde negatif de olsa pozitif çıkacak, pozitif de olsa pozitif çıkacak zaten. Peki burada bize şunu söylemeye çalışıyor. Bakın h'ın türevi, yani h'ın eğimi içlerinde en küçük olandır. Ortadaki g'nin eğimidir. En üstteki de f'in eğimidir diyor arkadaşlar. O halde en büyük eğime sahip olan fonksiyon f olacak. En küçük eğime sahip olan fonksiyonsa h olacak. Burada söylediği şey bu. Ama diyor işaretlerine bakma. İşaretleriyle işin yok. Şimdi gelin şu şekilde en büyük eğime sahip olan hangisi bunu bulalım. Bakın bir kere en az eğimli direkt gözüküyor. Şu var ya şu. Şu adamın eğimi içlerinde en az olandır dostlarım. Şuradaki açıdan anlıyorum bunu dostlar. Şu açıya bakıyorum. En dar açı bu. O yüzden en az eğimli de bu. Sen istersen şöyle de yapabilirsin. Hangisinin eğimi daha büyük, daha küçük diyerek. Şunlar hep birim kareymiş ya. Mesela şuraya bak. 1, 1, 1, 1. Şuraya bak. 1. Ya da tam şuradan geçiyor. Nereden geçiyorsa. İşte şurası da rastgele bir değer al. 0,9 olsun. At kafada. Şimdi bunun eğimi ne oldu? 0,9 bölü 4. Bak bunun eğimini buldum. Şimdi şunun eğimini bulalım. Sonra şunun eğimini bulalım. Bunların da şurada bakın 1, 2, 3'ten geçiyor. Şurası 3. Şuraya baktığınızda 1'den biraz büyük, 2'den küçük değerler vereceksiniz. Mesela buna 1,9 de, buna da 1,8 de. Ve şunun eğimi 1,8 bölü 3'tür. Bunun eğimi 1,9 bölü 3'tür. Yani eğimlerini sıralayabilmen için bu şekilde değer de verebilirsin. Eğer benim yaptığım gibi baktığında göremiyorsan değer vererek de eğimlerinden hangisi büyük hangisi küçük kendin bulabilirsin. Biz şimdi şunun en az eğimli olduğunu bulduk. Bu en az eğimli ise bu bizim h fonksiyonumuzdur dostlar. En az eğimli olan h'tı çünkü. Şimdi gelelim en çok eğimli olana. Hangisinin eğimi en çok? Bak dostum şu adamın, şu altta kalan şu fonksiyonun eğimi en çoktur ki o halde bu da f'tir dostlar. Bu da f fonksiyonumuz. Peki bize neyi soruyor soru?
F0'ın, G0'ın ve H0'ın yani x yerine 0 yazdığınızda y değerlerini sıralayın diyor bize. Şimdi x'e 0 verdiğimde y değerleri şurası olur. Bakın bununki bu, bununki bu, bununki de bu olur. Zaten gözüküyor. Bakın H'ın y'deki değeri şuralara bir yere denk geliyor. Yani en küçük olan H oluyor y değeri. Demek ki H0 en küçük olanları olacak arkadaşlar. H0 en küçükse şöyle şıklara bakalım. Şu değil, şu değil, şu değil. Ya bu ya bu. Sonra şu bizim F'di. Bakın F ortada kaldı. Demek ki ortadaki F olacak. Hemen ona da baktığınızda Denizli şıkkının olduğunu görüyorsunuz. Doğru cevabı. Evet. Geldik 15 numaraya. Dik koordinat düzleminde fonksiyonunun grafiğine bilmem ne noktasında çizilen teğet doğrusu. He, şimdi biz buradan neler biliyoruz bir kere? Önce bir onu konuşalım. Şimdi x yerine 2 yazsak burada 4 artı 2a olur. Demek ki f'te 2 4 artı 2a'dır diyebilirim. O halde bu noktanın gerçek değeri 2'ye 4 artı 2a'dır diyebiliriz. G fonksiyonunda da x yerine 1 yazarsanız 1 yazalım b geliyor. Demek ki bu noktada 1'e b noktasıymış diyebiliriz. Şimdi diyor ki bize buna çizilen teğetle buna çizilen teğet aynı teğettir diyor. Aynı teğetten bahsediyor bize. Yani sen diyor f'in türevindeki x eşittir 2 yazarsan g'nin türevinde x eşittir 1 yazarsan aynı doğrunun eğimini bulursun diyor. Ve bunlar birbirine eşit olmalıdır diyor. O halde biz de bunu değerlendirelim dostlarım hemen. F'in türevini alalım. X yerine 2 yazalım. Sonra G'nin türevini alalım. X yerine 1 yazalım. Ve bunları birbirine eşitleyelim dostlar. Hemen teğetin eğimini bulalım dostlarım. Şurada Fx fonksiyonunda bir kere türev alıyorum arkadaşlarım. Bir türev alırsak 2x artı a gelir bunun türevi. Şuraya yazayım. F'in türevi 2x artı a'dır. Ve ben x yerine 2 yazdığımda 4 artı a bulurum bu adamın türevini. Yani teğetin eğimini 4 artı a buldum. Şimdi hemen g'nin türevini alalım. G'nin türevi 3 b karedir. Ve x yerine 1 yazarsam yine teğetin eğimini bulurum. X yerine 1 yazdığımda da x yerinde yazacak 1 yok. Yok 3 bx karedir pardon bu bx kare x yerine 1 yazdığımda da teğetin eğimi 3b gelir ve aynı teğet doğrusundan bahsettiğimiz için bu ikisi birbirine eşittir dostlar. Yani 4 artı a 3b'ye eşit. Bunu bir yazalım. Peki burada tamamız. Şimdi bu teğet doğrusu bu noktadan da geçiyor. Bu noktadan da geçiyor. Lan hocam iki noktadan geçen doğrunun eğimini biliyorduk biz bulmasını. Nasıl buluyorduk dostlarım? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Hadi şu teğetin eğimini bir de böyle bulalım. Y'ler farkı dediğimiz şey 4 artı 2A'dan B'yi çıkartacağız. X'ler farkı dediğimizde 2'den 1'i çıkartacağız. Yani 1 olacak burası. Teğetin eğimini bir de bu bulduk. İşte bunu da şunlar... Şurayı nasıl yazdım ben ya? Şurası şöyle. 4 artı a 3b'ye eşitti. Bir de 4 artı 2a eksi b'ye de eşit geldi. İşte teğetin eğimini 3 yolla bulup birbirine eşitledik dostlarım. Hemen bunları ikişer ikişer eşitleyip çözelim. Mesela hangi ikisini alalım? Ya ikişer ikişer halletmeye çalışalım. Şu ikisini alalım işte ilk önce. Eksi b buraya gelirse 4b eşittir 4 artı 2a olur. Şu ikisini alalım. 4'ler gider. Eksi b buraya a buraya gelirse a eşittir b çıkar. A b'ye eşitse 2b desek buna buraya atsak 2b kalır burada 4. B eşittir 2. Demek ki a da 2 gelir. Ha, bize de neyi soruyordu? A çarpı b.
2 çarpı 2'yi soruyor dostlarım. Cevap 4 geldi. Evet, bu biraz uzun sürdü arkadaşlarım. Günümüze yaklaştıkça soruların zorluğu artmış birazcık. Evet, bu sorudayız. 2021 yılının sorusu. A ve B gerçel sayılar demiş. Bize de fonksiyonu bu şekilde tanımlamış. Diyor ki bu fonksiyon eksi sonsuzla bir aralığında artar. Bakın gelin bunun tablosunu bir oluşturalım birlikte. Şimdi şurası eksi sonsuz. Şurası 1. Sonra 1 ile 5 demiş. 5 ile de sonsuz demiş. Şöyle bir şey. Şimdi eksi sonsuzla bir aralığında artansa burası artı değerdir. Fonksiyon şu şekilde artar. 1 ile 5 aralığında azalansa burası eksidir. Fonksiyonumuz azalar. 5 ile sonsuz aralığında artansa burası artı değerdir. Fonksiyonumuz da artar. Buna göre yerleştir. Buradan çıkan sonuç şu. Demek ki benim fonksiyonumun kökleri, hani tabloyu oluştururken şuraya kökleri yazıyorduk. 1 ile 5'miş. Yani bu fonksiyonun köklerinden birisi türevinin, ama değil mi? Bakın türevinin biz tablosunu yaptık. Türevinin bir kökü 1, türevinin diğer kökü 5'miş. Şuraya notumu aldım arkadaşlar. O halde bizim bir türev fonksiyonuna ihtiyacımız var. Türevi bir alalım birlikte. 3x kare artı 2ax artı b'dir. Bu da türev. Şimdi türevin köklerini biliyorum. Yani bu türevi sıfır yapan değerlerin biri 1, biri 5'miş. Bunu biliyoruz dostlarım. Bir de kökleri bildiğim için kökler çarpımını, kökler toplamını da biliyorum demektir bu. Şimdi bu adamın kökler çarpımı, yani x1 çarpı x2, nasıl bulunuyordu kökler çarpımı? C bölü A. Yani C yerine B gelmiş, A yerine 3 gelmiş. B bölü 3 demektir bu. Kökler çarpımı. Ve biz köklerini 5 ile 1 diye bildiğimiz için çarpımları 5'tir. Demek ki B 15 çıktı. Bu cebimizde dursun. Başka kökler toplamını biliyoruz arkadaşlar. X1 ile X2'nin toplamı, 5 ile 1'in toplamı 6'dır. Peki kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A. Yani eksi B dediğimiz şey eksi 2A yapar bölü A. Eksi B bölü A. 2A mı dedim ben ya? A. Eksi B bölü A. Yani 3. Buradan da A'yı ne bulduk dostlarım? Eksi 9. A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. Şimdi bize neyi soruyor? F'de 2. A ile B bulunduğu için artık fx fonksiyonunu şöyle yazabilirim ben. Fx eşittir. X küp. A yerine eksi 9 yazıyorum. Eksi 9 x kare. B yerine 15 yazıyorum. 15x artı 1'dir benim fonksiyon. F'de 2'yi soruyor. X yerine 2 yazarsak 8. 4 kere 9 36 artı 30 artı 1. Eksi 6, 8 daha 2, 1 daha 3 yaptı sorunun cevabı arkadaşlar. Evet, geldik 17. soru. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu son soruyu çözerken bir sıkıntılar çıktı. Misafir geldi odada falan. Okuldayım ben şu anda. Bu okulda çekiyorum. Sonra derse girdim falan derken zaman geçti. Şu son soruyu bir daha baştan bir çözeyim istedim ben de size. Sonra videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlarım. Şimdi şöyle ki hala mesaj gelmeye devam ediyor arkadaş. Bir salın da video çekelim ya. Neyse goberler, devam edelim. Şimdi baştan bir daha çözelim arkadaşlarım soruyu. F ve F'nin grafikleri çizilip koordinat eksene kaldırılmıştır. Sonra arka plana eş kareler demişti ki burada dikkat edin demiştim. Eş kare. Birim kare koymamış yani buralar arkadaşlarım. Eş karelerden oluşan bir şekil konulmuş. Fx'in alabileceği en küçük değer nedir? Bakın bize Fx'in grafiğini vermiş, bir de türevinin grafiğini vermiş. Hemen şu türevin eğimini bulalım mı dostlarım? Bakın şuradan bulabilirim türevin eğimini. Burası 2 birimlik bir yer. Burası da 2 birimlik bir yer. 1, 1 demedim ama bunlara, birim kare değil. Yani şöyle diyelim. 2x burası, 2t burası ise burası da 2t. Sonuçta şuradaki açının tanjantı beni ilgilendiriyor. 2'ye 2 olduğu için de eğimi 1 çıktı. Yani bu adamın eğimi 1.
Şimdi biz şurada türevini görüyoruz dostlarım. Türevinin grafiğini, denklemini bulmuşuz. Fx'in parabol olduğu için fx grafiğini, denklemini şu şekilde yazmışız. Sonra türevini almışız bu adamın. Türevini de bu şekilde bulmuşuz. Hatta türevi şöyle yazalım. 2a'yı içeriye dağıtalım. 2ax eksi 2ar olur ki biz bu türevin eğimini 1 bulduk. Eğim neydi? X'in kat sayısıydı. Y yalnız iken. Demek ki 2a 1'e eşit. O halde a 1 bölü 2'dir diyebilirim ben dostlarım. Bakın a'yı bulduk hemen. A 1 bölü 2. Yani fx'in grafiği, denklemi daha doğrusu şöyle bir şey. 1 bölü 2 x eksi r'nin karesi artı k şeklinde bir ifade. Şimdi gelelim başka neler konuşabiliriz, onlara bakalım. Şimdi şuradakini r'ye 0 demişiz dostlarım ki f'in türevinde x yerine r yazdığınızda şurası r'nin, apsisin r olduğu nokta, parabolün tepe noktasına r virgül k dediğimde apsisim r. Demek ki şuradaki noktanın apsisi r. R yerine 0 yazıyorsunuz hemen türevde. R yerine 0 yazdığınızda bakın sonuç 0 çıkıyormuş. Demek ki y'si 0 olan bir nokta. Yani y'si 0 ise bu nokta x eksenin üstünde. O halde benim x eksenim şu çizgidir deyip bunu da çizmişim arkadaşlar. Şimdi sonrasında şunu konuşalım. Şurasına k dediysek şuradaki karelerin her birinin kenarı k bölü 2, k bölü 2'dir diyelim. Bakın şu nokta bizim kilit noktamız. Bu nokta bize soruyu çözdürecek dostlar. Bu noktanın şuradan indirdiğimde apsisi şurası ki bu k bölü 2, k bölü 2, k bölü 2. Ama orijinin nerede olduğunu bilmediğim için bir de r'si var. Şu bu r dediğimiz demek ki orijin şuralarda bir yerde, artık tam nerede bilmiyorum. Şuraya kadar bir r'miz var. Bir de şurada 3k bölü 2'miz var dostlar. Bu noktanın apsisi r artı 3k bölü 2'ye, ordinatına bakın 1, 2, 3, 4 tane birim var burada. 4 tane k bölü 2 var. Yani 2k yapar. Bu noktanın apsisi ve ordinatını bulduk. Peki bu nokta parabolün üstünde olduğu için denklemini sağlayacak diyebilir miyim? Hemen denklemini sağlatalım dostlarım. Şurada gelin. X yerine hemen yazıyorum. Şu denklemde, şu denklem burada. X yerine şöyle r artı 3k bölü 2 yazıyorum. Eksi r'miz var. Karesini aldım. Artı k'mız var dostlarım ki bunu yerine yazdığımızda sonuç 2k çıkacakmış diyoruz. Hemen şu r'leri götürdük. Burası 9 bölü 4 yaptı. 1 bölü 2 ile çarptım. 9 bölü 8k geldi. Artı 1k da burada var. Eşittir 2k. Daha doğrusu karesi geldi. Şimdi k'yı bu tarafa atalım. 1k kalsın burada. 9k kare bölü 8 eşittir 1k. Birer tane k sildik. K'yı 8 bölü 9 bulduk. Zaten bu 8 bölü 9 da bizim aradığımız cevap. Çünkü fx parabolünün en küçük değerini soruyor. Hatırlarsanız bir parabolün en küçük değeri neydi? Onun tepe noktasının ordinatıydı. Dolayısıyla bize k'yı soruyor diyebilirim. K'yı da 8 bölü 9 bulduk. Cevabımız 8 bölü 9'muş. Hadi bakalım gobeller. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.